İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin basın açıklaması. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin kuruluşunun 10. yıl dönümüne adanan bir konferans 24 Mayıs 2023'te düzenlendi. Batı Ermenistan'ın evlatları, düşman lakaplı Vartan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Sambel Babayan. Geniş bir halk desteği olmaksızın sorumluluk yükünü üstlenmek hem imkansız hem de anlamsızdır. Kriz grubu raporu. Washington, Bakü'ye yaptırım ve vize yasakları uygulamaya hazır. Sebastian'ın Kamarak ilçesindeki Surp Sarkis Ermeni Kilisesi restorasyona hasret. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Artsakh topraklarındaki son olaylarla bağlantılı olarak Artsakh'ın 1920'de tanınan ve devamı Batı Ermenistan olan Ermenistan Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle uluslararası kabul görmüş statüsü temelinde topraklarındaki herhangi bir konuda karar alma konusunda yasal meşruiyete sahip olan Batı Ermenistan Devleti'dir. Hatırlatmak gerekir ki Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin Artsakh'ın yerli Ermeni halkının geleceği ile ilgili karar verme konusunda yasal bir meşruiyeti yoktur. Dolayısıyla Artsakh'ın statüsü hakkında Doğu Ermenistan Cumhuriyeti tarafından yapılan son açıklamalar Batı Ermenistan tarafından geçersiz kabul edilmektedir. Artsakh topraklarının işgali ve yerli halkına yönelik soykırım Armenosit, işgal ve soykırımdan Armenosit'ten zarar gören ve çekmeye devam eden Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarının unutulmasının, kayıtsızlığının, manipülasyonunun ve inkar edilmesinin sonucudur. Boğaz Nubar'ın çalışmalarını sürdüren Batı Ermenistan, dün ve bugün Şuşi Ermeni nüfusu başta olmak üzere Artsakh nüfusu da dahil olmak üzere bir bölümünün kendisine verdiği yetki çerçevesinde Ermeni milletinin temel çıkarları doğrultusunda çalışmaya ve halkını onurlu bir şekilde temsil etmeye devam etmektedir. Ermeni milletinin onurunu korumaya yönelik çalışmalar, hakları çok uzun süredir ve haksız yere ihlal edilen Batı Ermenistan olmadan yapılamaz. Ve Batı Ermenistan, Birleşmiş Milletler yerli halkların hakları bildirgesine göre ulusunun yerliliği ilkesinden ve temel haklarından geri adım atmayacaktır. Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Basın Sekreteri, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, 24 Mayıs 2023. Açıklamanın tamamını web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Hükümeti ve hazır bulunan tüm milletvekilleri 24 Mayıs 2013 tarihinde Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin kurulmasına resmen karar verdi. Dün parlamentonun kuruluşunun 10. yıl dönümüydü. Bu vesileyle Ulusal Meclis Zoom toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, Başbakan Sedat Melikyan, Ulusal Meclis Başkanı Nelly Artunyan, Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Violeta Kazarosyan, Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan ve milletvekilleri konuşmalarda bulundular. Başkan Abrahamyan açılış konuşmasında Batı Ermenistan'ın karşılaştığı zorlukları ve mevcut taktiklerimizi, dış ve iç politikamızı, savunma konularımızı ve gelecekte yapılması gereken çalışmaları anlattı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan her türlü tartışmanın meyve vermesi gerektiğini, ardından istenen sonuca ulaşmak için elde edilen sonuç üzerinde uzun vadeli ve ısrarlı çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti. Armenek Abrahamyan, Batı Ermenistan 2023 Ulusal Meclis seçimleri için adayların geçici oy sonuçlarını da sundu. Artsakh Savaşı'nın kahramanı Fedai Vartan, 1988'de kendini halkın kurtuluş hareketi olan Artsakh hareketine adamış, halk arasında kabul ve saygı kazanmış ve yaşadığı süre boyunca gerçek bir efsane haline gelmiştir. Vartan Stepanyan, 9 Mart 1966'da Yerevan'da doğdu. 1973-1983 Hovhannes Tumanyan'ın adını taşıyan 32 nolu okulda okudu ve mükemmel notlarla mezun oldu. 1984 yılında Afganistan'da Sovyet ordusunda hizmet için gönüllü oldu. Askeri sanatın tüm becerilerinde ustalaşmayı hayal etti.
Afganistan'a askerlik yapmak için gönüllü olarak gittim. Kötü bir asker olmadım ve her zaman bir gün Ermeni ordusunun bir askeri olacağıma inandım, dedi. Vartan'ın Afganistan'dan sonra barış içinde yaşaması zordu. Yerimi bulamıyordum. 2 ay fabrikada çalıştım. Önemli bir şey eksikti. Kendi kendime Moskova'ya gitmeye ve üniversiteye girmeye karar verdim. Hazırlık bölümüne kabul edildim ama yarıda bıraktım. Ertesi yıl 1987'de Moskova Mühendislik ve İnşaat Fakültesine girdim. Hayatım düzene giriyordu ama 1988 baharı geldi ve Artsakh hareketi başladı. Çalışmalarımı yarıda bırakarak Yerevan'a uçtum. Afganlılar ekibinin kurulduğunu öğrendim, katıldım. Bana bir makineli tüfek verdiler. Artsakh'a giden yeni askerlerin durumu çok zordu. Vartan genç askerlere ilham verdi. Sonra bir avuç toprak aldı, yedi ve diğerlerinden de aynısını yapmasını istedi. Sonra konuşmaya başladı. Düşüncesi, bizim ülkemiz, toprağımız, annemiz ve dünyada ondan daha tatlı bir şey yok, demek istedi. Vartan, anneniz ve babanızı sevdiğiniz gibi onu da sevin. Çünkü bizim toprağımız hepimizin anasıdır, dedi. Artsakh'ta silah eksikliği olduğu 1989 yılında Vartan özel bir görev için Moskova'ya gitti ve orada hala var olan Sovyetler Birliği'nin kontrollerinden hayal edilemeyecek bir şekilde kurtularak Ermenistan Cumhuriyeti'ne silah ve mühimmat taşıdı ve bunlar daha sonra Şuşi'deki Berdazor köyüne gönderildi. Ardından arkadaşı Armen Yeritsyan ile birlikte Artsakh'a giden özverili kişilerin eğitildiği Şövalye Askeri Okulu kurdular. Daha sonra Vartan Artsakh'ta benzer bir okul kurar ve şöyle der. Silah alıp savaşa gitmek zaten büyük bir kahramanlıktır ve bir askerin iyi ya da kötü olması komutanına bağlıdır. Savaşın bana ihtiyacı var, bana kurşun isabet etmeyecek ve eğer ölürsem bu sadece bir hain mayından olacak, dedi. Vartan, askeri arkadaşı Yero Armen Yeritsyan ve Araik Ara Avakyan ile Artsakh Dağlı Karabağ'ın Martuni bölgesinin Murişen köyü yakınlarında bir savaş görevi gerçekleştirdiği sırada 3 Temmuz 1992'de şehit düştü. Ölürsem cenazeme silahlı ve temiz giyinmiş kılıkla gelin ve başımın altına bir hançer koyun ki ben de o dünyada savaşabileyim. Azerbaycan makamlarının onlarca yıllık kültürel vandalizm ve yıkım politikasının aksine Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh etnik ve dini kökenlerine bakılmaksızın topraklarındaki kültür ve kültürel mirasın korunması yoluyla barış ve dayanışmayı ilerletme fikrine her zaman bağlı kalmıştır. Artsakh Kurtuluş Savaşı'nda büyük zarar gören ve yarı harap durumda olan Govhar Ağa Yukarı Cuma Cami restore edildi. 2019 Artsakh yetkilileri ile işbirliği içinde Şuşi'deki Govhar Ağa Yukarı Cuma Camii'nin restorasyonuna İDEA fonu desteğiyle gerçekleştirildi. Artsakh'ın varlığı boyunca Şuşi'deki Surp Ammena Pırgıç Hazan Çetos Kilisesi'ni 1988'de Ermenilerin Şuşi'den kovulmasından sonra Azeriler Çan Kulesi'ndeki melek heykellerini kırarak kiliseyi silah ve cephanelik deposuna çevirdiler. Artsakh Savaşı sırasında ise Azeri Grad füze sisteminin deposu burada bulunuyordu. Duvarlarında bomba izlerinin bulunduğu Ganzasar Manastır Kompleksi, Mardagert bölgesindeki Vankasar Kilisesi, birçok kez bombalanan Amaras Manastır Kompleksi, Kaşata bölgesindeki 4. yüzyıldan kalma Zitsernagavank Kilisesi ve sığır ahırı olarak kullanılan Dadivank Manastır Kompleksi restore edildi. Artsakh Press, Samvel Babayan ile 10 gün süren siyasi istişareleri özetledi. Babayan şunları kaydetti. İlk toplantıda bir devlet savunma komitesi oluşturulması önerisi tartışıldı. Esasında böyle bir yapıya her zaman karşı olmuşumdur. Çünkü bu şekilde Artsakh'ın 25 yıllık hukuki ve siyasi kazanımları boşa gidecek. Ancak iktidar artık Artsakh'ın tüm siyasi sahasının böyle bir yönetim sistemine sahip olma talebini kabul ettiği için bunu ben de onaylamaya karar verdim. Bu kararımın nedeni özellikle Artsakh'ın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için ortak çözümler bulmaktı.
İkinci görüşümde Artsakh Devlet Başkanı Arayi Gardunyan benim bakış açımı sorarak bir güven referandumu düzenleme seçeneğini tartıştı. İç ve dış risk ve sonuçlarını değerlendirerek aynı zamanda bu konuda desteğime olan ihtiyacı fark ederek ortaya gelen çıkmazdan çıkmak için yeniden harekete geçme kararı aldım. Bu düşünce de iptal oldu. İç anlaşmazlıktan mı yoksa dış anlaşmazlıktan mı bilmiyorum. Son seçenek olan devlet başkanının istifasının mantıksal olarak tartışılması gereken üçüncü toplantı gerçekleşmedi. Bizim pozisyonumuz değişmedi. Oluşturulan durumu ve bu durumdan nasıl çıkacağına dair kendi fikirlerimi sunmak için toplumun tüm katmanlarıyla toplantılar ve tartışmalar yapmaya devam ediyorum. Halkın inanması ve sunduğumuz hizmeti kabul etmesi gerekiyor. Geniş halk desteği olmadan sorumluluk yükünü üstlenmek hem imkansız hem de anlamsız. Arkamdaki insanların nefesini ve enerjisini her saniye hissetmeliyim. Batı Ermenistan hükümeti Artsakh halkının kararları için ayağa kalkma iradesinin her türlü ifadesini memnuniyetle karşılar. Artsakh 1991'den günümüze dek büyük kayıplar pahasına da olsa uluslararası normlara uygun, özgür ve adil seçimlerle oluşturduğu devlet yapılarını korumayı başardı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi tarafından kabul edilen yasaya göre Batı Ermenistan'ın bir eyaleti olarak kabul edilen ve bağımsız yönetim organlarına sahip olma hakkına sahip Artsakh, bugün bağımsızlığını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Eğer bugün halk doğru siyasi kararlar verebilecek ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümetine ve devlet başkanına katılmak ve bu yapının liderlerinden biri olmak için başvuracak herhangi bir formatta bir yapıya sahip olmaya karar verirse, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirerek bu çabalara seve seve katılırız. Uluslararası Kriz Grubu Azerbaycan'ın Berzor yolunda bir kontrol noktası kurması nedeniyle Artsakh'ta yarattığı yeni kriz durumu hakkında yeni bir rapor sundu. Rapor, Artsakh ve çevresinde artan bir şiddet riski olduğuna dikkat çekiyor. 23 Nisan'da Bakü, Ermenistan Cumhuriyeti'ni Artsakh'a bağlayan tek yol olan Berzor koridorunda bir kontrol noktası açmıştı. Raporda özellikle şunlar belirtiliyor. Mayıs ayında Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti güçleri arasında çıkan çatışmalarda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar 6 hafta süren kanlı bir savaşın Ermenileri Artsakh'ın bazı bölgelerinden ve çevre bölgelerden sürmesinden 2,5 yıl sonra gerçekleşti. Bakü, Yerevan ve Moskova tarafından imzalanan üçlü deklarasyona göre Ermeni sakinleri Ermenistan Cumhuriyeti'ne veya Artsakh Dağlı Karabağ'ın savaştan sonra Rus barış güçlerinin konuşlandığı bölgelere kaçtı. Aralık ayının ortasından bu yana Bakü destekli aktivistler maden faaliyetlerini protesto bahanesiyle Berzor koridorunu abluk altına aldı ve normal trafiği aksattı. Bakü tarafından kontrol noktasının kurulmasından önce paralel diplomatik çabalar, komşular arasında biri Rusya tarafından önerilen, diğeri ise Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri himayesinde Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyeti tarafından geliştirilen iki barış anlaşması taslağına yol açmıştı. Bakü, tüm Azerbaycan vatandaşlarıyla aynı güvenlik garantilerine sahip olacaklarını söyleyerek Artsakh sakinlerinin statüsünü Yerevan ile müzakerelerde tartışmak istemiyor. Şubat 2022'den bu yana Rusya gerçekten de Azerbaycan'ın askeri avantajlarına katkıda bulunan arka arkaya tırmanışları, ablukayı ve şimdi de Bakü tarafından bir kontrol noktası oluşturulmasını engellemek istemiyor veya engelleyemiyor. Uluslararası tepki ne oldu? ABD ve Fransa Bakü'yü kontrol noktası kurmakla eleştirdi. ABD, kontrol noktasının barış sürecine güven inşa etme çabalarını baltaladığını söyledi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da benzer bir çizgiyi benimseyerek kontrol noktasının müzakere sürecini tehlikeye attığı uyarısında bulundu. Paris ayrıca Bakü'yü ablukaya cevaben 22 Şubat'ta Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı tarafından uygulanan geçici tedbirleri uygulamaya çağırdı. ABD'li yetkililer kriz grubuna ilişkilerin kötüleşmesi durumunda Washington'un Bakü'ye karşı daha sert bir tavır almaya hazır olduğunu söyledi ve dökülen kan çatışmaların bugüne kadarki seviyesini aşarsa
Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlar ve vize yasakları uygulayabilir. Brüksel'deki Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Azerbaycan'ın eylemlerini Avrupa Birliği'nin gerilimi azaltma çağrısına aykırı olarak nitelendirdi. Türk basınından edinilen bilgiye göre Batı Ermenistan'daki Sebastia ilinin Kamarak-Gemerek ilçesine bağlı Çepni kasabasında bulunan ve 19. yüzyılda inşa edilen Subsarkis Ermeni Kilisesi definecilerin hedefi haline geldi. Kaynağa göre zaman zaman kiliseyi tahrip eden hazine avcıları büyük çukurlar kazarak yapıyı yıkmış. Kilisenin çatısı çam ve toprakla kaplı olup yukarıdan bahçe görünümündedir. Çepni yerleşiminin eski muhtarı Murat Uçar, kilisenin onarılması gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti. Kilisenin 1800'lü yılların ilk çeyreğinde yapıldığı sanılıyor. Adı Subsarkis Ermeni Kilisesi. O zamanın şartlarına göre bu yapı bir ibadet yeriydi. Bu yapıyı çocukluğumuzdan beri biliyoruz. Zaman zaman hazine hırsızları tarafından tahrip edilmiştir. Burası gelecek nesillere aktarılması gereken bir mirastır. Bu yapının bölgemizin markası olmasını istiyoruz. Turizmin gelişmesi için kiliseyi yenilemek istiyoruz. Kilisenin inşası Ermeni mimarisinin inşaat normlarına uygun olarak yapılmalıdır. Çünkü kilisenin dış görünümünün kilise tadilatı perdesi altında değiştirildiği ve Balkan kiliselerine benzediği birçok vakalar mevcuttur. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size 1921-2009 yılları arasında yaşamış Aşuk Şirvani'nin solist Grigor Safaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Annaman Ahçik adlı eseri sunuyoruz. Annaman Ahçik Açkarmış Ay Sortesa Şanenare Kura Kaçir Oksinun Kuş Bahça Gülü Şanenare Kura Kaçir Oksinun Çapçuni şanenare, uzat banat katarele, yegogna çok datarele, kulu devet zartarele, padat zagni şanenare, kulu devet zartarele, padat zagni şanenare. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.